Ee, bence Galatasarayın en büyük avantajı ilk kez konuk seyircinin yeri dahil olmak üzere bütün stad Galatasaray olacak. Seyirci, ha, seyirci yasağı oraya 52 mi? bin küsür kişi olacak yani araya polis molisi yok. Tamamen dolutuyorum. Tamamen dolutuyorum çünkü 100 bin üzerinde bilet talebi var inanılmaz derecede. 30 milyon gelir bekliyorlar. Yani Bugün bir gazetede gördüm. Onun rakamını bilmiyorum, bilmiyorum, ama bilmiyorum. E, çok ciddi bir gelir. Bütün herkes yani bana da telefonlar susmuyor. Herkes bitişiyor da ben kulübün sahibi değilim. Yani bu biletlerle <laughs> çok ilgilenmiyorum açık konuşayım ama. Doğru. E, çünkü yıllardan beri ben basın tribününe gidiyorum. Yani basın da akritemiz var. Dolayısıyla Galatasaray'ın en büyük avantajı bu yani. Ben Galatasaray için %51 diyebiliyorsam maçı kazanır. Bu seyircinin ilk defa Pandemi döneminden sonra yani bu pandemi sürecindeyken en kalabalık seyirci olacak ilk derbi olacak bu. Bir şey daha ilave edeceğim şimdi. Alalım sonra oraya gideceğiz. Nereye gideceğiz? A arama. Araya. <laughs> ben de ben söyleyeceğim <laughs> fikrimi. fikrini. Ee, dönüşte bir şey daha, <laughs> efendim. Bir şey daha unutur mu oğlum biz Peki, yaşlı başlı adamız zaten. Sus, gitti. Sus. Sonra dönüşte. Gidip git. Ama unutursak yazacağım sus, buraya <laughs> dur. Sen git tamam <laughs> Kemal abi notunu alıyor. Efendim biz de sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Aradan sonra 90'a devam edecek. Şimdi bu Pereira Fenerbahçe'nin ünlü Hint kumaşı teknik direktörü. Oyuncu değişiklikleri ne düzeltmesi lazım önce? Bir numara. En büyük dert. Bir takım sürüyorsun sahaya. 41. dakikada devre bitmeden 3 tane oyuncuyu değiştiriyorsun son maç. Yani sağ kanattan bir adam çıkarıyorsan oraya bir tane o kanatta o görevi verdiğin görevi yapabilecek birini sokmayı önce düşün. Sen orada değişiklik yapıyorsun. Sol beki sağ, be sağ açı, sağ açı sol beke. Ortadakini bilmem nereye getiriyorsun. Bütün takımı çorbaya çeviriyor. Ya futbol bir takım oyunu. Artık kaleciler de oyuna dahil. Yani burada nedir? Herkes birbirini ezberleyecek. Herkes Mesut'un Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntısı budur bence. Arsenal'da oynarken özellikle çok seyrettim yani arka arkaya. Rakip hücum ediyor Arsenal'a. Arsenal top kesiyor veya kaptırıyorlar. Mesut'a çıkarıyorlar hemen. Mesut daha top gelirken atacağı yeri biliyor. Sağda bilmem kim. Orada Levent var. Tak atıyor oraya. Sen bu ezberi bir kere bozdun. Fener takımının ezberini, takım oyununu bozdun antrenör olarak. Mesela Galatasaray'da bu yok. Ne o Solbek Hollandalı mıydı? Van Aal. Çıkartıyor, Ömer'i koyuyor. Öyle mi hocam? Santrifor kim oynuyor? Cagne oynuyor. Attım kafadan. Onu çıkartıyor, Muhammed'i koyuyor. Yani Galatasaray'da bu yok. Herkes... Planlanmış, ezberlenmiş oyunu aynen devam ettirecek biçimde değişikliklere maruz kalıyor. Fener'de öyle değil. Fener'de öyle değil. Komik komik şeyler yapıyor. Yani eğer bunlara yine devam edecekse bu şey Pereira... Sistemi değiştirmesinin bir anlamı yok diyorsun o zaman. Tabii hiç alakası yok. Önemli bir değil, Önemli bir tespit yani. Herkes evet. yerinde oynasın diyor yani. abi. Şimdi, şimdi çok yerinde devam ediyorum. İyi Peki. oldu Kemal'in bu açıklamayı yaptı. Ben de diyorum ki başlığımı atıyorum. Pereira masumdur. Pereira'yı suçlamayan yok. Neden dolayı? Hatalarından dolayı. Hiç suçlamayan yok. Artık yeter falan beraber yani neredeyse kulübün başkanı bile değil mi Hı. en son açıklamalarında onu hatalı bulduğunu uygun bir dille, olabilecek bir dille ee, söyledi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü niye masum Pereira? Silah Pereira, ki gelirken. Pe, ha? Silah dayamadı pe, ki insanlarla. Yaşa. Pereira neyse o. Adam ne kapasitesi varsa o kapasiteyle geldi buraya. Zorla gelmedi. Silah Parayı koydun önüne. Tap diye kaptı geldi adam. Yani adam işini yapıyor. ticari para kazanıyor hayatın. Yani geliyor. Kapasitesi neyse o oranda da elindeki malzemeyi kullanıyor. O kadar kullanıyor. Onun becerisi, yeteneği bu. Onun için Pereira'yı ben niye bunu böyle hatalı yaptı vesaire falan diye suçlamıyorum. Siz onu iyicene değerlendiren, yani ne yapıp ne yapamayacağını iyi ölçüp biçmeden getirdiyseniz bu sonuçlar böyle elde ediliyorsa masum Pereira'dır ama getirenler, evet. onu oraya getirenler hatalıdır. Şampiyon hoca olarak getirdiler. Şampiyon ise Çin'de. Şampiyonluk yani Çin'deki şampiyonluk Fenerbahçe'de Türkiye'deki şampiyonluğun garantisi değildir. Elbette bir ögedir. Değerlendirme ögesidir ama Pereira'nın da bir antrenörlük, teknik adamlık kapasitesi vardır. Bunu iyi ölçüp biçmek lazım. Onu böyle getirdin. Şimdi Pereira acaba Kemal söyledi, sen de söyledin. Pereira nasıl oynayacaktı Galatasaray'a karşı? Üçlü savunmayla mı, dörtlüyle mi, 4-4-2 mi, 3-5-2 mi? O ne bileyim işte 4 bir 4 1 mi? Bunun nasıl oynayacağını Pereira karar vermeyip de eğer başkanın uyarılarıyla, dürtüsüyle, başkanın doğrultusunda bir takım çıkarırsa sahaya, o formatta bir takım çıkarırsa ona göre oynatırsa bu defa Pereira daha başarısız olur. Niye? Çünkü o yönetimin aklı kendine ait değildir. <laughs> kendine ait olmayan başkasının empoze ettiği bir e, uygulamayı sahada e, yerine getirir. Ve orada artık yaratıcı olamaz. Yani güven iyi oynamıyorsa Levent mi oynayacak koyacak yerine Cüneyt'i mi koyacak ona karar veremez. Başkan'a sorması lazım. Çünkü o formatı o önermiştir. Tam böyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama eğer olursa yani ki başkan da buna böyle bir e, ihtiyaç duyarsa takımı daha iyi düşünmek, daha iyi duruma getirmek için düşünür elbette. Ama Pereira da güvenmiyor demektir. Teknik direktöre de güvenmiyor demektir. E, burada Fenerbahçe'nin böyle bir çelişkisi açması var. E, bir de Galatasaray'ı sen gayet iyi dile getirdin. E, stat full olacak taraftar. Baskısı çok önemlidir rakibe Hı. karşı. Ama benim tezim eskiden beri şudur. Rakip sahaya gelen takım da seyircinin kendilerine karşı olan tutumundan ötürü bazen bileniyor. Gaza daha, gelir. Evet daha gaza Ki gelir. Bugün Trabzon Spor sercinin tercihinin Beşiktaş başı ile ilgili aynı açıklaması var. Öyle Çünkü mi? Çünkü orada sahada bize karşı mücadele eden 11 Uğurcan kişi. Uğurcan mı? E, ha. Urhan. Ve tür, tribünlerdeki taraftarlar bizi motive etti diyor. Yani bazen bazen ev sahibi takımın taraftarı Gerçek. rakibi de motive edebilir. Bu arada vakit bitmeden önce bu hafta çok önemli bir maç daha var. Buyur. Beşiktaş Alanya Spor'la oynayacak. Alanya'ya gidecek. Alanya Spor'la oynayacak. Ve e, Alanya Spor Lig'de Beşiktaş'ın üzerinde yarışan bir takım. Yani performansı, Tabii. dik performansı şu anda Beşiktaş'tan daha iyi durumda. Şimdi Beşiktaş'ın başına bir sorun gelebilir. Şöyle bir sorun. Beşiktaş bu sene 16 tane resmi maç oynadı. Ee, Şampiyonlar Ligi ile beraber. Ligde e, 4 maç kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maç kaybetti. 8 maç, 16 maçın 8'ini kaybetti. İkisinde berabere kaldı. Sadece 6 maç kazandı. Bir şey çok dikkatimi çekti. Beşiktaş bu arada geçen hafta içinde boş, milli maç arası boşluğundan yararlanarak eldeki mevcut 9 tane milli takımlarda oyuncusu vardı. Kalanlarla bir maç oynadı. Bu maçı oynarken taraftar Sergen Yalçın'a sevgisini ve güvenini ifade etti. Bu çok önemli bir şey. Yani siz 16 maç, bir yıl öncesinin çifte kupalı şampiyonusunuz. Onun üzerine önemli transferler yapıp koymuşsunuz ve 16 maçın yarısını kaybetmişsiniz. İkisinde berabere kalmışsınız, 6 maç kazanmışsınız. Buna rağmen seyircinin, taraftarın diyelim daha çok taraftarın güveni hala teknik direktörle beraber. Ama şimdi bu hafta Galatasaray Fener ikisinden birisi kazanacak veya berabere bitecek. Ee, ve Beşiktaş'ta bu haftanın içinde Beşiktaş'ta Alanya'da maçını kaybederse taraftar artık Beşiktaş için şey Sergen Yalçın için homurdanmaya başlayabilir. Ya hoca ne oluyoruz? Hı -hı. Fikri gelebilir. Beşiktaş'ın bugün için en önemli sorunlarından biri yani kapıda bekleyen sorunu budur diye düşünüyorum. Biz şimdiden söyleyelim. Sonra da ee, ele alması kolay olsun. Çünkü Beşiktaş'ın da Alanya'da mesela Batçı Ayı'nın oynayamayacağını bir enfeksiyon geçirdiğini bugün zaten kulüp kendisi açıkladı. E, ee, Atiba ile ta Kanada'da oynadılar maçlarını. Yar, bugün çarşamba neredeyse yarın akşam anca gelebileceklermiş. Müthiş bir uzun yolculuk. Larin de bu arada son 2-1 kazandıkları maçın 2 golünü de Larin atmış. 90 dakika şey... E... Kanada'nın en golcü ismi şey, oldu. Atiba'da evet. Akiba'da 90 dakika oldu? oynadı. Lerin 73 dakika oynamış ve 2 golünü atmış. Yani iyi bir performans gösterdikleri hal göstermelerine rağmen İstanbul'a gelecekler. Cuma günü tekrar bilmem Alanya'ya gidecekler. Alanya'da cumartesi günü maç oynayacaklar. Kolay iş değil verimlilik açısından. Yani, Mart'a kadar böyle sorun yok. Mart milli, ayına kadar milli yok. Milli aralar. Milli bitti. ara oldu. Ha, milli ara için. Evet. Bundan sonra yani, no stop bazı, bazı, kulüpler, evet. bazı kulüpler, bazı kulüpler diyor ki milli ara geldi oh yaralarımızı saracağız ama bazı kulüplere milli aralarda yara açıyor